2012'de Devlet Bahçeli OHAL ilan edilmesini talep ettiğinde sizler OHAL teröre teslim olmaktır, OHAL acziyettir, OHAL terör diliyle konuşmaktır diye bu öneriyi reddetmiştiniz. Şimdi ise Türkiye tam 1,5 yıldır OHAL ile idare ediliyor. Yani teröre teslim edilmiş ve aciz içinde bırakılmış. Gerçekten aczi, çaresizliği gizlemek artık imkansız. Bir yalnız adam aczini saklamak için her gün her konuda konuşup duruyor. Herkese dayılanıyor. Bir vakitler diklenmeden dik durmaktan söz ederken uzun süredir dik duramadığı için herkese diklenip duruyor. Çünkü Türkiye'nin başına daha önce akla bile gelmeyecek belalar getirdi. Sadece biz değil, aklı başında herkes cemaatin devleti ele geçiriyor olduğunu söyleyip uyardığında tıpkı şimdi yaptığı gibi her eleştiriyi ihanet, her eleştireni de düşman ilan etti. 15 Temmuz Erdoğan'ın ve vekillerinin eseridir. Her türlü uyarıya kulak tıkamalarının, güç bizde, o halde haklı olan biziz küstahlığıyla davranmalarının sonucudur. Suriye'deki bozgun, dünyadaki yalnızlaşma, devletin tahrip olması, sosyal barışın bozulması hepsi ama hepsi sizlerin eseridir. Yahu darbenin bile doğru dürüst araştırılmasına engel oldunuz. Biliyorsunuz ki eğer araştırılırsa ne tür ihmallerle, ne tür desteklerle cemaatin nasıl sizin sayenizde palazlandığını gizleyemeyeceksiniz. Biliyorsunuz ki her yere sızmış olan cemaat elbette en çok da AKP'yi ele geçirmiş durumda. Eğer darbe gereği gibi araştırılırsa insan içine çıkamayacak hale geleceksiniz. Veremeyeceğiniz hesaplar olduğu için 20 Temmuz darbesiyle ilan ettiğiniz OHAL'in arkasına saklanıyorsunuz. Ama bu sadece hesabı erteliyor ve büyütüyor. İstediğiniz KHK'yı çıkartın. Hesap vermekten kurtulamayacaksınız. Hesap vermemek ümidiyle memleketi yakarsanız sadece vereceğiniz hesap daha da büyüyecek arkadaşlar. Hesap vermekten kurtulamayacaksınız. Hiçbiriniz, bir tekiniz bile kurtulamayacaksınız. Hiçbir zulüm düzeni sonsuza kadar sürmez. Her kifayetsiz muhteris, her haksız, her yetersiz sesini yükselterek, zulmü büyüterek, korku üreterek birkaç gün daha kazanmaya çalışır. Ama er ya da geç güneş doğar, haklı olan kazanır. Malum, zalimden hakkını her zaman alır.